Bu dersimizde amino asit metabolizmasını inceleyeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak özellikle amino asit katabolizmasına ve bunun sayesinde hücrelerimizde nasıl ATP üretildiğine odaklanmak istiyorum. Hatırlarsanız, karbonhidrat metabolizması ve yağ asidi metabolizmasında glikoliz ve yağ asidi yükseltgenmesi vardı. Bu yollara kıyasla amino asit metabolizması vücudumuzdaki toplam enerji üretiminin sadece %10 ila 15'ini karşılar. Bu sebepten glikoliz ve yağ asidi yükseltgenmesi gibi süreçlere kıyasla amino asit metabolizmasının üzerinde daha az durulur. Şimdi biz bunun tersini yapalım ve hem açlık hem de tokluk halinde vücudumuzdaki amino asitlere neler olduğuna bir bakalım. Yemek yedikten hemen sonra tok hissederiz değil mi arkadaşlar? hatırlarsanız hormonlar açısından bakacak olursak yemeğin hemen ardından yükselen glikoz seviyesine bağlı olarak insülin seviyesi de yükselir ayrıca glukagon seviyesi de düşer tabii ki yemek yedikten saatler sonra gerçekleşen açlık hali bunun tam tersi burada düşük glikoz seviyesine bağlı olarak insülin seviyesi de düşer ve başka birkaç hormonla birlikte vücudumuzdaki glukagon seviyesi yükselir İnsülin ve glukagon metabolizmayı büyük ölçüde düzenleyen iki önemli hormondur. O zaman hadi gelin tokluk halinde aminoasitlerle ilgili neler oluyor bir bakalım. Hatırlayacağınız üzere proteinleri besinlerden alırız ve bu proteinler ince bağırsakta aminoasitlere dönüşerek parçalanır. Belki tıp literatüründe esansiyel yani gerekli ve esansiyel olmayan yani gerekli olmayan aminoasit terimlerinin kullanıldığını duymuşsunuzdur. Esansiyel amino asitler insan vücudunda sentezlenemeyen 20 amino asidi anlatmak için kullanılır ve bunları besinlerden almamız gerekir. Esansiyel olmayan amino asitlerse vücudumuzda sentezlenebilir ve bu yüzden bunları besinlerden almamız gerekmez. Genel anlamda amino asitlere dönecek olursak bunlar ince bağırsakta parçalandıktan sonra tıpkı glikoz gibi kan dolaşımı yoluyla doğrudan karaciğere taşınırlar. Amino karaciğere ulaştıklarında pek çok şey meydana gelebilir. Karaciğer bu amino doğrudan protein sentezi için kullanabilir. Ayrıca fazla amino asidi glikoz veya yağ asidine dönüştürebilir. Karaciğerde depolanan glikoz, glikojen olarak ve yağ asitleri de trigliserit olarak yağ dokumuzda depolanır. Peki, amino nasıl glikoz ve yağ asidine dönüşür? Glikoz için bu durumu, e, oksaloasetatla birlikte piruvat sağlayabilir. Yağ asitlerine gelirsek de, yağ asidi sentezi asetil koA molekülü sayesinde gerçekleşir. Ayrıca asetil koA'nın asetoasetil koA adlı bir hücredeki başka bir molekül ile denge içerisinde olduğunu da belirtmek istiyorum. Oksaloasetat da Krebs döngüsünde rol oynayan pek çok aracı maddeyle denge halindedir. Bunu kısaltalım. Krebs döngüsündeki aracılar. Evet. Burada bahsetmeyeceğim başka pek çok molekül de mevcut. Ancak konuyu genel olarak anlamanız yeterli. Amino asitler özellikle bu amino asit moleküllerinin karbon yapıları iki halde de bulunabilir ve yukarıda yağ asitleri ve glikoz için listelediğim öncü moleküllerde doğrudan metabolizmadan geçebilirler. Yani Krebs döngüsünün aracılığıyla birlikte asetil koa, asetoasetil koa, piruvat ve oksaloasetata dönüşebilirler. Amino asitlerle ilgili duymuş olabileceğiniz diğer bir sınıflandırma da amino asidin ketojenik amino asit mi yoksa glikojenik bir amino asit mi olduğudur. Bu iki terim amino asit moleküllerinin karbon yapısının glikoz sentezi için öncü moleküllerde mi yoksa yağ asidi sentezi için öncü moleküllerde mi gerçekleştiğini işaret eder. Bu durumda ketojenik amino asitler asetil koA veya asetoasetil koA'ya yani yağ asitlerine dönüşürken glikojenik amino piruvat, oksaloasetat veya Krebs döngüsü aracılarında e, gerçekleşir. Bunların aracılarında olur. Tamamen ketojenik olan iki tane amino var. Bunlar lizin ve lösin, lizin ve lösin. Eğer fazla miktarda alındıysa lizin ve lösin'den yani bu amino asitlerden yağ asidi elde etmiş olursunuz. Tabii ki başka amino asitler de glikojenik yollara veya her ikisine de katkıda bulunabilir. Bu sadece ek bir bilgi. Buradaki amino asitlerimizin yolculuğuna geri dönecek olursak, karaciğere girdikten sonra karaciğer bunları protein sentezi için kullanabilir veya diğer enerji depolama birimlerine dönüştürebilir. Ancak aynı zamanda başka yerlere, örneğin kasın kendi protein sentezi için kullanabileceği başka dokulara da gönderebilir. Böylece diğer hücreler de protein sentezi için kullanabilecekleri sindirilmiş amino asitlere erişmiş olur. Gelin şimdi de açlık halinde neler oluyor bir ona bakalım. Karaciğeri buradaki şemamızın merkezine yerleştirmek istiyorum. Çünkü hatırlarsanız karaciğer metabolizma için oldukça önemli. Karaciğerde pek çok olay gerçekleşir ve özellikle açlık halinde yağ dokusundan serbest bırakılan yağ asitlerinin karaciğere gönderildiğini ve orada yükseltgendiklerini hatırlıyor olabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan ATP'nin tamamı da glikoz sentezini hızlandırır. Eğer kişi çok ciddi bir açlık çekiyorsa, 2-3 gündür yemek yemiyorsa keton da e, üretilebilir. Açken karaciğere gönderilen yağ asitlerinin temel yakıtımız olduğunu düşünsek de, dokularımızdan ve özellikle kaslarımızdan taşınan ve kan dolaşımı yoluyla karaciğere gönderilen amino asitleri de unutamayız. Açken enerji üretimini sağlayan fabrikalara benzetebileceğimiz karaciğerlere, karaciğere daha doğrusu, karaciğere ulaşan amino asitlerin pek çok farklı metabolik yoldan geçebileceğini unutmayalım. Bu yüzden size tok halde neler olduğunu incelerken bahsettiğimiz glikojenik ve ketojenik amino hatırlatmak istiyorum. Açken glikojenik amino asitler glikoneojenez öncülerine katkıda bulunarak açlık halinde glikozun üretilmesine yardımcı olabilir. Krebs döngüsündeki aracılar da hücredeki ATP üretimine biraz da olsa katkıda bulunabilir. Ancak unutmayın, toplam enerji üretiminin sadece %10 ila %15'i amino asitler tarafından karşılanır. Bu yüzden vücudumuzdaki ATP üretiminin büyük kısmı yağ asitleri sayesinde gerçekleşir. Ancak tabii ki amino asitler de glikoz sentezine yardımcı olan karbon yapılarını ürettiklerinden oldukça önemli bir roldeler. Ayrıca ketojenik amino asitler de asetil koa ve daha sonrasında keton sentezine yardımcı olabilir. Ancak keton sentezinin amacı karaciğere aktarılan toplam yağ asidi miktarına bağlı olarak daha uygun bir kaynağa geçebilmemiz için kaslarımızdaki protein çözünmesini gerçekleştirmek ve bunu devam ettirmektir. Keton sentezine katkıda bulunan asetil koa genelde yağ asitlerinden elde edilir. Bu yüzden bunu unutmamamız için İki okla göstermek istiyorum. Şimdi biraz aşağı kayarak amino asit katabolizmasının farklı bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Amino asidin temel yapısını hatırlayalım. Buraya fizyolojik pH'taki bir amino asidin yapısını çizeyim. Fizyolojik pH'ta karboksilat anyon ve proton almış bir amino grubuna bağlı buradaki karbona sahip olduğumuzu biliyoruz. Ayrıca R olarak kısalttığımız ve Tüm bu amino asitleri farklı kılan fonksiyonel grubumuz var. Tabii fazladan hidrojeni de unutmayalım. Amino asidin temel yapısı bu şekilde. Burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey proteinlerin parçalanmasının farklı olmasının sebebi yağ asidi ve glikozun parçalanmasının aksine buradaki amin grubunda azot bulunması. Yukarıda bahsettiğimiz aminoasit parçalanmasında amin grubunun bu öncü moleküllere herhangi bir şekilde katkıda bulunmadığına değinmiştim ve tüm bu öncü moleküllere dönüştürülen buradaki kısmı anlatmak için aminoasitlerin karbon yapısı terimini kullandım. Genellikle aminoasit katabolizmasının yani aminoasitlerin parçalanmasının ilk aşamasında sonunda vücuttan dışkı yoluyla atılması için amin grubundaki amino asidin başka bir moleküle aktarıldığı Transaminasyon, transaminasyon aşaması gerçekleşir. Bu da diğer metabolik yollara katkıda bulunması açısından karbon yapısının yükünü hafifletmiş olur. Buna alfa keto asidi denir, alfa keto asidi. Bu adı yapısının şeklinden dolayı almıştır. Bu şekilde görünür. Burada gördüğünüz keton grubunu içerisinde barındırır ve tabii ki R grubuna hala bağlı durumdadır. Alfa deniyor çünkü e, karboksilat iyona göre alfa karbon konumunda. Keto denmesinin sebebi ise hem keton hem de asit olması. Aynı zamanda buradaki karboksilik asit fonksiyonel grubuna bağlı. Alfa keto asit tüm bu metabolik yollara katkıda bulunabilen bir karbon yapısı. Bundan yüzeysel olarak bahsedecek olsam da son bir şeye değinmek istiyorum. Bu amin grubunun alıcısı yani Amino asitlerden bu amin grubunu alan molekül alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat olarak adlandırılır. Alfa ketoglutarat. Bunu daha önceden belki duymuşsunuzdur çünkü aynı zamanda Krebs döngüsündeki bir aracı bu. Amin grubunu alınca amino asit glutamat adlı bir moleküle dönüşür. Daha sonra bir sonraki aşama için gerekli enzimlerin bulunduğu karaciğere aktarılan glutamat amin grubunu NH3 olarak gösterilen amonyak formunda başka bir hücreye aktarabilir. Burada size amonyağın NH4 artı olarak gösterilen amonyumla denge halinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu amonyak formunda aktarır ve bu amonyakta karaciğerde üre molekülüne dönüştürüldüğü üre döngüsü olarak adlandırılan süreçten geçer. Tabii ki bu üre idrar olarak vücudumuzdan atılır ve bu sayede vücudumuz verimli bir şekilde aminoasitlerin karbon yapısından yararlanarak kendisini azot içeren amin bileşiğinden de arındırmış olur. Bunun önemli olmasının sebebi ise şu, bu bileşiği vücudumuzdan atmamız gerekir çünkü amonyak vücudumuz için çok yüksek miktarda toksik madde içerir arkadaşlar. Bu yüzden bunu vücudumuzdan atmanın etkili bir yolunu bulmamız gerekir. Bu süreç sayesinde sonunda işte vücudumuz bu atma işlemini yapabilir, bunu başarabilir.